Arıyor programında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlıyoruz. Taha Bey, kaldığımız yerden evet, isterseniz devam edelim. Efendim, ben size Türkiye virüs krizinden önce zaten ekonomik evet, krize girmişti diye sorduğumda, siz anlatırken 2018 yılında yaptığınız bir açıklamadan bahsettiniz. Evet. Oradan devam edin, buyurun efendim. 2018 yılında krizin geldiğini gördük. Aslında bütün veriler bunu gösteriyordu. Ama hani gereksiz bir tartışma olmasın, bir siyasi partiler arasında bir gerginliğe ortam hazırlamadan, bir kavga üslubu da kullanmadan bu krizden nasıl çıkarız? Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüzü açıklamak istedik. İstanbul'a gittik. İstanbul'da bir otelde basın mensuplarını da çağırarak arkadaşlarımız, MYK üyelerimizle birlikte krizden nasıl çıkılır diye madde madde saymaya başladık. Orada anlattık, ifade ettik. Ve şunu da söyledim sonuçta. Yani bizim önerilerimize eksiklik de olabilir, yanlışlık da olabilir, hata da olabilir. Ama çok iyi niyetlerle bunların yapılması gerektiğini söyledik. Bir krizden çıkmak için bir ortak mücadele yapmak gerekiyor. Yani kısır siyasi tartışmaların içine ekonomiyi sokmamak lazım diye. Bunları yaptım ama bir süre sonra Sayın Erdoğan oldukça sert bir üslupta beni eleştirdi. Niçin bu önerileri yapıyorsun diye. Aslında son derece iyi niyetle yapılan önerilerdi. Ve o önerilerin hiçbirisi yerine gelmedi. Tam tersine gene bildiklerini okudular. Türkiye bugünkü noktaya geldi. Bakın. Bu 22 Nisan'da sizin yazmış olduğunuz 22 maddelik bir öneri vardı. Bundan bahsediyorsunuz değil mi? Yok, hayır. Bu daha önce. Daha önceki. 2018 Ağustos'unda. Ondan söz ediyorum. Orada da aşağı yukarı aynı şeyleri daha sonraki yıllarda da. Doların 7 liraya çıktığı büyük evet, kriz döneminden evet, büyük bir sıkıntının yaşandığı bir süreçti. Orada bunların hepsini bir şekliyle anlattık. Neyin nasıl olması gerektiğini de anlattık. Kimlerin fedakarlık yapması gerektiğini de bir şekliyle anlattık ama bunlar iktidarın hoşuna gitmedi. Şöyle, dünyada genelde muhalefet partileri iktidara çözüm önerisi sunmazlar. Bunun aksini yapan sadece Türkiye'de biz varız. Çünkü Türkiye çok ciddi bir krizin içine gidiyor. Bütün kurumlarıyla bunu yaşayacak bu krizi. Bunu ifade ettik. Daha buradan, da artacak. Efendim? Daha da artacak. Daha da artacak. Buradan çıkmamız lazım. Çünkü yani ben de etkileneceğim. Sokaktaki vatandaş da etkilenecek. Yaşlımız da etkilenecek. Genç de, kadın da, erkek de etkilenecek. Yani hepimiz etkileneceğiz mi? Buradan bir çıkış yolu bulmamız lazım. Dolayısıyla biz önerilerimizi yapalım. Yani muhalefet olarak biz eleştireceğimiz yerde öneri yapalım dedik. Çünkü şöyle bir şey de var. CHP'ye yönelik sert bir eleştiri de var yani. Vay efendim, siz hep eleştirirsiniz, hiç öneri getirmezsiniz. Biz dedik ki tamam, bundan sonra hep öneri götürelim. Yani eleştirmeyelim. Yeni zamanı gelince eleştirelim ama önerilerimizi yapalım. Bir de şöyle yaptık Taha Bey. Yani bu önerileri hazırlarken oturup da efendim böyle çok rahat, ucuz öneriler de yapmadık. Yani bütçeyi düşündük. Üzerinde çalıştınız. Üzerinde yani bütçeyi düşündük, imkanları düşündük. Yani bu imkanlar çerçevesinde bir öneri götürmemiz lazım. Yoksa uçuk öneri götürdüğümüzde buna halk da inanmayacak. Biz de bunu politik bir şeymiş gibi çıkacak ortaya. Yani karşı tarafı zora sokmakmış gibi bir algı çıkacak ortaya. Bundan tamamen kendimizi kurtardık yani bu anlayışla. Mesela neler önermiştiniz 2018 Ağustos'unda? Şimdi önerilerden örneğin biz siyasi ahlak kanunundan söz etmiştik. Örneğin tasarruftan söz etmiştik. Devletin israfı var. İsrafın önlenmesi gerektiğinden söz etmiştik. Bu konuda daha sonraki çözümlerimizde de önerilerimizde de bütün bunların hepsi yer alıyor. Dolar bazında verilen ihaleler, yol köprü geçişleri, bunların Türk lirasına çevrilmesinden yine söz etmiştik. Bütün bu tarıma özel olarak destek verilmesi, üretimin desteklenmesi gerektiğinden yine söz etmiştik. Bütün bunların hepsi bir şekliyle alt başlıklar halinde sayıldı. Hatta orada Trump'la Erdoğan arasında sert bir söylem de vardı. Biz Amerika'yı da eleştirmiştik bu bağlamda. Yani Türkiye'ye yönelik olarak bu sert söylemlerin asla kabul edilemez olduğunu iktidar ve muhalefet açısından bunu da aynı şekilde orada dile getirmiştik. Ama bugün geldiğimiz nokta nedir? Onların hiçbirisi dinlenmedi. Bildiklerini okudular. Yüreğimi yakan budur bakın. Çıkardım rakamları. Bu da kamunun rakamları. Buyurun.
gayri safi, yani milli gelirimiz, gayri safi milli hasıla dediğimiz 2014'te 934 milyar dolar. Küsuratlarını vermiyorum. Evet. 934 milyar dolar. 2018'de 789 milyar dolara düşüyor. 900 milyardan 700 milyar dolara düşüyor. 2019'da 753 milyar dolara düşüyor. Şimdi krizin milli gelirde yarattığı, bütünlüğünde yaratmış olduğu sonucu burada çok net görüyorsunuz. Nüfus artıyor ama milli gelirde ciddi bir düşüş var. Demek ki ülke iyi yönetilmiyor. Bir sorunumuz var. Bunun çözülmesi lazım. Bu rakamlar Erdoğan'ın önüne gidiyor mu? Emin olun benim biraz tereddütüm var. Erdoğan'ın önüne gittiğini sanmıyorum. Götürecek adam yok çünkü. Kim götürecek bu verileri? Ekonomi kötüye gidiyor. Milli gelirde ciddi düşüşler var. Üstelik nüfus artıyor. Kişi başına gelir düşüyor. Buna bir önlem almamız lazım. Oturulup sağduyuyla düşünülmesi lazım. Devletin liyakatli insanların davet edilmesi lazım. Hatta kalmadıysa bu işi bilen çok sayıda özel sektörde de var, bağımsız çalışan da var, gazeteciler var, çağrılıp davet edilebilir. Sayın Kahveci bunlardan birisidir. Davet edilebilir. Arkadaşlar böyle bir sorunumuz var. Bu sorunu aşmak için neler yapabiliriz? Muhalefetin önerileri var bunlar. Bunlar tutarlı mıdır, değil midir? Bu mantıklı mıdır bu öneriler? Bunlar üzerinde düşünülmesi lazım. Bunların hiçbirisi olmadı ve Türkiye Covid-19'dan sonra daha derin bir sorunla karşı karşıya kaldı. Evet. Burada ben bir biraz daha geniş Sayın Başkan olaya girmek istiyorum. Aslında Türkiye 2018'de krize girmedi. Türkiye yüksek işsizlik anlamında 2015 itibariyle yüksek bir krizin içerisinde, yüksek bir işsizlik içerisinde. İşsizlik içi, evet. Yani reel olarak krize 2018'de girdi ama gerçek anlamda, geniş anlamda, hatta daha da geniş bakarsak Türkiye son 15-20 yıllarına da baktığımız zaman yabancı sermaye ile beraber, evet, yani kendimiz üreterek bir ekonomik refah yaratmamışız, dışarıdan alarak. Borçlanarak. Şimdi dünyaya da ülkeleri, birçok ülkeye baktığımız zaman işte bundan 20 yıl önce Çin milli geliri kişi başına 1700 dolar, şimdi 8000 dolar. Teknoloji firmaları oluşturmuş, katma değeri oluşturmuş, geçmiş. Türkiye, Güney Kore örneği işte. Öyle. Bundan 30-40 yıl önce neredeydi, şimdi nerede? 1970'li yıllarda Güney Kore ve Türkiye aynı koşullarda, evet, yükseliyorlardı. Aynı koşullarda biz otomobil üretiyorduk. Güney Kore otomobili yoktu. Bizim Anadolu marka otomobilimiz vardı. Tam o noktayı, evet, söyleyeceğim. Türkiye neden bir geniş kapsamlı kalkınma ekonomi programı, sadece son 20 yıl değil, öncesinde de bir kalkınma hikayesi, teknoloji, üretim, katma değer, bütün bunları Türkiye niye böyle bir şeyi bugüne kadar sağlayamadı? Şimdi şöyle, aslında bürokraside iyi bir ekip var aslında, yani Türkiye'de bürokraside. Eğri oturup doğru konuşalım. Yani planlamada da vardı mesela rahmetli Özal. Planlamadan, evet, yetişen birisidir. Süleyman Bey Demirel devlet su işlerinden yetişen birisi. Yani yatırımcı kuruluşlardan. Biri yatırımları planlayan, öbürü doğrudan doğruya bu işi yapan bir alandan geliyordu. Bunların döneminde baktığınız zaman ekonomide bir yükselmeyi görüyorsunuz. Var. Büyümeyi, kalkınmayı görüyorsunuz zaten. Şimdi eğer siyaset kurumun elde ettiği kaynakları verimli ve yerinde kullanırsa büyüme kaçınılmaz oluyor. Kendiliğinden geliyor arkası zaten. Ama bunları yerinde ve zamanda kullanmazsa, sadece bir sonraki seçimde nasıl iktidar olabilirim, nerelere bu paraları harcarsam daha fazla oy alabilirim kaygısıyla hareket ettiği andan itibaren de Türkiye kendi tarihsel süreci içinde, ekonomik tarihsel süreci içinde hep kaybetmiştir. Bu noktaya gelmiştir. Şunu da söyleyeyim İbrahim Bey. En büyük kaynağı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük ekonomik kaynağı kullanan AK Parti hükümetleridir. Örnek vereyim ben size. Bunu çok sık kullanırım. 79 yılda, Cumhuriyet'in 79 yılında iç borç, dış borç, özelleştirme, vergi gelirleri hep beraber toplanan, kullanılan kaynak 713 milyar dolar.
713 milyar dolarla biz Telekom'u kurduk, Atatürk Barajı'nı yaptık, Keban Barajı'nı yaptık, otoyolları yaptık, demiryolları yaptık. Para 713 milyar dolar. Üniversiteleri kurduk vesaire. AK Parti hükümetlerin son 17 yılda, 20 yıl demiyorum, 17 yılda toplam 2 trilyon 346 milyar dolar para kullandılar. 3 katı. 79 yılda 713 milyar dolar. 2 trilyon tekrar eder misiniz? 2 trilyon 346 milyar dolar. 17 yılda, 79 yılda kullanılan kaynağın 3,5 katı. 3,5 katı kaynak kullanıldı. Bir Atatürk Barajı mı yapıldı? Üstelik hani yapıldığı söylenen köprüler falan, onlar da zaten yapıldı, parasını ödüyoruz zaten. Yani biz yapmadık onu. Yap işlet yani, diye. Yap işlet devret, adam yaptı. Bizden şimdi işte araba geçse de geçmedi de parasını ödüyoruz. Biz değil, torunlar da ödeyecek böyle devam ederse. Şimdi bu kaynağı sorgulamamız lazım. Bu kaynakla ne yapıldı? Ne yapıldı? Şimdi en büyük sıkıntımız şu İbrahim Bey. 17 yılda devletin gelirlerini kısmen biliyoruz da paraların nerelere ne kadar harcandığını kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ben 600 milletvekili var mecliste. Bütçe görüşmelerinde dedim ki hadi biz muhalefet partisi bize vermek istemeyebilirler. Hastane yapıyorsunuz, yol yapıyorsunuz. En büyük havalanı yapıyor. Gayet güzel yapın. Kaça yapıldığını bilen var mı? Hadi ben bilmiyorum. Muhalefet vermiyor. Siz biliyor musunuz AK Parti milletvekili? Onlar da bilmiyorlar. Hiç kimse bilmiyor. Gazetecisi bilmez. Milletvekili bilmez. Parlamentosu bilmez. Sayıştay'ı bilmez. Sayıştay raporlarında var mesela. Soruyorlar. Sayıştay'a bilgi verilmiyor. Sayıştay denetçisine bilgi verilmiyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki yani Sayıştay ne dediklerini bilmiyorum ama Sayıştay raporunda bilgilere ulaşılmadığı, verilmediğine dair şerhler var, açıklamalar var. Şimdi Sayıştay denetim elemanına bunlar verilmedikten sonra bize hiç verilmeyecektir zaten. Belki de bilinmiyordur bunlar. Kim biliyor? Nedir, neyin nesidir? Devlet dediğiniz kurum, devlet dediğiniz kurum ve siyaset dediğiniz kurumun vatandaşından aldığı veya vatandaş için borçlandığı her kuruşun hesabını siyasi otoriteye ve vatandaşına vermek zorundadır. İbrahim Bey, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir numaralı sorunu, iktidarın bir numaralı sorunu şeffaf olmamasıdır. Kimse bilmiyor. Ben bilmiyorum milletvekili olarak. Bakın, milletvekili olarak yapılan en büyük havaalanı kaça yapıldır ben bilmiyorum. Ama ben onun parasını ödüyorum. Efendim sizin şimdi de yaptınız bu yap işlet devletler hakkında evet. Eleştiriniz var. Bunun hacmi nedir? Kaç yıldan ne kadar ödeyeceğiz? Bir ekonomik tablo verebilir misiniz? Yap işlet devletlerle yapılan bütün altyapı, hastaneler dahil, köprüler, havaalanları nedir bu yap işlet devlet? Şimdi bu konuda Taha Bey bilmiyoruz. Meclise bilgi verilmiyor. Plan Bütçe Komisyonu'na bütçe geldiğinde ilgili bakanlara soruyoruz. Bakanlar topu birbirlerine atıyorlar. Soru önergeleri soruyoruz. Örneğin Maliye Bakanı'na soruyoruz. Sağlık Bakanı'na soruyoruz. Sağlık Bakanı'na soruyoruz. Bilgiler bizde değil, Maliye sor diyor. Cumhurbaşkanlığı'na soruyoruz. Onlar da öbür tarafa topu atıyorlar. Yani bilgi vermiyorlar. Biz şehir hastaneleriyle ilgili bilgiyi şehir hastanelerinin danışmanlığını yapan yabancı bir İngiltere'deki yabancı bir danışmanlık firmasının internet sitesinden çıkardık. Oradan öğreniyoruz yani. Düşünün, İngilizlerin bildiğini biz bilmiyoruz ama onlar tabii saydam bir devlet, oturuyorlar. Danışmanlık ücreti olarak nedir? Yaptıkları danışmanlık ücreti, yapılan hastaneler, hastanelerin maliyeti, yatak başı maliyeti falan hepsini onlar yayınlıyorlar. Ama bize yasak, biz bilmiyoruz. Ondan sonra yapılanlar var, onu da bilmiyoruz. Havaalanları var, onu da bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla verdiğimiz vergilerin nereye gittiğini, ne kadar harcandığını bilmiyoruz. Şunu biliyoruz, tabii hepsini dersek doğru söylememiş oluruz. Şunu biliyoruz, memura ne kadar veriyorlar, onu biliyoruz. Faize ne kadar veriyorlar, onu da biliyoruz. Bütçede var çünkü. Bütçede var onlar, evet. Bazı teşvikler var, onlar ne kadar, onu da biliyoruz. Benim gördüğüm şu, bütçe artık statik bir tablo haline dönüşmüş durumda. Memur maaşları, ödenecek borçlar, emekli maaşları, işte bunlar. Bütçe bu. Bir de bu bütçenin paralelinde ikinci bir bütçe var.
Türkiye Varlık Fonu. Evet. O konuda hiçbir bilgimiz yok. Peki ben şunu sormak istiyorum. Varlık Fonu'na geçeriz varlık ama. Varlık Fonu hakkında Sayıştay denetimi bile yok. Evet. Ha, tabii, açık evet. Yazı yok kanunda. Evet. Sayıştay denetimi yazmıştın yok. Yazmıştın sen evet. Köşende. Evet. Ama ben şunu, Varlık Fonu'nu konuşacağız ama evet. Şunu hemen merak ediyorum. En nihayetinde bu projeler, işte kamu, işte özel işbirliği projeleri, evet. Bunlar Türkiye'nin bir gerçekleri artık. Bunlar öyle. Var. Evet. Ve Türkiye'nin üzerinde ağır bir yük oluşturduğu da ortada. Öyle. Peki bunlarla ilgili sizin bir politikanız var mı? Ne yapacaksınız mesela? Ne yapılması gerekiyor? Öneriniz nedir? Ne olacak? Bunları kamulaştıracağız. Bütçeyi alacaksınız. Bütçeyi alacağız. Bütçenin içine alınacak bunlar. Nasıl kamulaştırma ama? Bir efendim? De onu da açarsanız evet. Yani mesela birçok iş var ki biliyoruz 10 liralık iş 100 liraya çıkmış oraya. Onu yapacağız. Nasıl ben maliyeciyim. İbrahim Bey, şimdi bakın bu işleri niye açıklamıyorlar ben size söyleyeyim. Açıklamamalar nedeni şu, 100 liralık iş 1000 liraya yapılmış. 100 liralık iş. Biz önce bakacağız, bunun gerçek maliyeti nedir? Elbette makul bir karı da olacak. %25 gibi makul bir karda koyarsınız, maliyetini çıkarırsınız, çağırırsın patronları. Gel kardeşim, bak denetim elemanı bunu çıkardı ortaya. Maliyeti budur. Demiri bu, çimentosu bu, aldığınız ithal ettiğiniz mallar bu, hepsi bunlar mı? Evet. Şişirilen yerleri çıkarıyorum. Kardeşim bu mu? Buna itirazın varsa tamam. Oturup görüşelim. İtirazın yoksa bu bedel üzerinden ben bunu kamulaştıracağım. Çünkü şu yapılıyor. Çok şişiriliyor maliyetler. Şişirilen maliyetler üzerinden hazineden para alınıyor. Bu gerçeği biliyoruz. Açıklanmamasının nedeni de o. Havaalanı yapıyorsunuz ya. Ben havaalanı yaptırsam diyelim ki bakan olarak, başbakan olarak maliyetini açıklarım, tabelasını koyarım oraya. Buna maliyet edildi derim. Onunla gurur duyarım yani. Şu kadar dolar para harcadık buraya derim ben. Bütün hesapları açarım kamuoyuna. İster bağımsız denetçi, ister sayıştaycı, ister maliyenin denetim elemanları gelsinler, denetlesinler. Çünkü sonuçta bu kamu için yapılıyor. Ama bunlar gizli. Hesaplar gizli. Gizli olmasının nedeninin temelinde yani temelinde yatan husus maliyetlerin şişirilmesi. Eğer bu hesabı yapmaya kalkarsanız muhtemelen birçok projede hazineden alınan garantilerin işlemesiyle beraber müteahhitlerden alacaklı duruma gelir devlet. Onu bilmiyorum. Yani çok iddialı konuşmayayım ama gerçekten de alacaklı konuma gelecek olan çok proje var. Çok ama yani. Tabii Sayın Genel Başkan bu konuda dediğiniz titizliği yani dürüstçe hesap etmek o firmanın hak ettiği öyle. Karı da üzerine ilave etmek. Tabii, öyle yapılmazsa Türkiye bütün güvenilirliğini kaybeder. 5 kuruş yatırım tabii alamaz. Olmaz. Evet. Şimdi yatırım yapan insana kızmayacaksınız. Evet. O gitmiş yatırımını yapmış. Ama yatırım yapan insanın gerçek maliyeti artı makul karı, piyasanın öngördüğü karı, yoksa öyle çok sembolik bir kar verelim dedi, makul bir karıyla birlikte kendisine verilir, ikna edilir, anlatılır. Olay budur, budur, budur diye söylenir. Bütün veriler ortaya konur, hatta kamuoyuyla paylaşılır. Evet. Yani öyle bir güzellik olması lazım. Yoksa güzellik de yapılması lazım. Ben devletim, işte sen bu yatırımı yaptın ama geçen iktidar döneminde yaptım, ben seni ezeceğim. Bu doğru değil, bu devlete zarar verir. Devletle vatandaş arasındaki güveni sarsar. Ha, bu çok sarsar. Önemli, evet. Evet. Peki bu Türkiye'yi bugün, yani bugün konuştuğumuz ve her geçen gün etkileri daha da ağırlaşan, derinleşen bu ekonomik krizin hani somut sebepleri üzerine neler söyleyebilirsiniz? Mesela 5 tane işte sebep söyleyin. Yani Türkiye'de şunlar şunlar oldu, kurumlar mı, kuralların yıpranması mı ya da bizim bilmediğimiz başka bir devlette şey mi? Devlette savurganlık oldu. Devlette. Hı hı. Alabildiğine savurganlık. Hı hı. Eskiden bakanlık binaları kirada değildi. Şimdi bakanlık binaların büyük bir kısmı kirada. Yani niye kirada yani? Akıl var, mantık var. Bina yaptırıyorlar. İçine kirayla oturuyorlar. Devletin binası var. Hı hı. Bir sürü hastane var bakın. Bir sürü hastane şu anda bomboş. Hı. Şu anda boş. Taşıdılar. Tamamen boş. İsraftır bunlar. Yazıktır, günahtır. Ben o önerilerin birisi şuydu. Derhal bir israfla mücadele konusunda bir genelge çıkarın. Araç saltanatına son verin. Bunu tipik bir örnek olarak da verdim. Bunlara son verin artık yeter ya. Bu kadar israf olmaz. Yazıktır, günahtır. İsraf haram. Ahlaki olarak da, inanç olarak da, efendim, liyakat olarak da bunun olmaması lazım.
Çünkü vatandaşın parasını harcıyorsunuz siz. Olmaması lazım. İsrafı önleyeceksiniz. Bunu önlemek zorundasınız. Bunu yapmak zorundasınız. Başka krizin temel nedenlerinden biri saydam şeffaf olacaksınız. Yaptığınız bir yatırımın hesabını vereceksiniz. Gereksiz yatırımlardan vazgeçeceksiniz. Gereksiz harcamalardan vazgeçeceksiniz. Bunlar çok önemli kavramlar. Devlette olması gereken kavramlar. Bütçenin saydam olması lazım. Hesap verilmesi lazım bütçe üzerine. Parlamentoya geldiği zaman bakanlar bilmiyorlar. Bakanlar bilmiyorlar. Öyle bir sistem geldi ki şimdi Taha Bey, kanun tekliflerini milletvekili hazırlayacak. Dünya. Yani hayal, şimdi belli konular olur, milletvekili o konuda uzmandır. Oturur bir kanun teklifi hazırlar, bürokraside ilgili kişilere sorar, oradan mükemmelleşti bir kanun teklif verir. Ama bu kanun teklifi ilgili hükümet tarafına, yani var olan hükümet tarafından mutlaka tekrar bürokrasiye gönderilir. Parlamento öyle bir geleneği var. Evet. Bürokrasi alır onu bir gözden geçirir. Diğer kanunlarla ilişkilerini kurar. Tekrar getirir. Eğer kabul ediyorsanız bu şekliyle kabul edin der. Şimdi bunlar yok. Milletvekili kanun teklifi verir. Şimdi kanun teklifleri yine bu yöntemle hazırlanıyor. Ama yasa dışı hazırlanıyor. Getirilip milletvekiline veriliyor. Milletvekiline deniyor ki çık bunu. Örneğin plan bütçe komisyonunda savun. Adam bilmiyor ki. Nereden bilecek? Savunacak ama hazırlanmış bir metin fakat bilmiyor ne olduğunu. Bilmemesi de gayet doğaldır. Bakın onu da söyleyeyim. Milletvekilini suçlamıyorum burada. Sistemi suçluyorum. Sistem yanlış. Milletvekilini çaresiz bırakıyor sorulan sorular karşısında. Arkasında bazen bürokratlar geliyor, dönüyor bürokratlara. Ya ne diyeyim ben buna? Nasıl bir cevap vereyim? Onlar bir kağıt veriyorlar. Çık bunu anlat diye. Yani genel kurulda da böyle. Ya o kadar garip bir tabloyla karşı karşıyayız ki. Bütçe geliyor, bütçeyi savunamıyorlar. Kanun teklifi böyle veriliyor. Milletvekili kanun teklifi verdi. E gayet güzel. Neyi amaçlıyorsun? Bilmiyor. Çünkü hazırlanmış, eline verilmiş. Sen bunu savunacaksın diye. Ayrıntısını da bilmiyor. Gelen sorulara da yanıt veremiyor. Bunların kalkması lazım. Bakın, bürokraside siyasi otoritenin talimatı üzerine, siyasi otorite talimatı üzerine bürokratlar otururlar, ilk taslağı hazırlarlar, kanun taslağını. Eğer birden fazla bakanlığı ilgilendiriyorsa bir koordinatör bakanlıkta bürokratlar gene toplanır, ilk taslağı hazırlarlar, sonra kendi bakanlarına sunarlar. Efendim böyle bir talimatınız olmuştu, hazırladık. Siyaseten görüşülür onlar. Orada bakanın başkanlığında görüşülür. Bakan soruları sorar. İhtiyaca cevap veriyor mu, vermiyor mu? Konan hükümler nedir, ne değildir diye bütün bu ayrıntıları öğrenir. Eğer tamam derse veya şunları değiştirin derse onlar değiştirilir. Sonra bu bakanlar kuruluna gider. Bakanlar kuruluna bakan tarafından sunulur. Gerekirse o işin başındaki koordinatör bütün bakanlara ayrıca bilgi verir. Böylece hem bakanlar kurulu hem ilgili bakan yeteri kadar bilgi sahibi olur. Parlamentoya gidip bunu sunduğu zaman da her soruya rahat cevap verir. Çünkü her sorunun cevabını kendisi sormuştur, evet. Ve bürokratlar buna cevap vermiyor. Biz bu düzeni tuzla buz ettik. Yok böyle bir şey şimdi. Bu düzen neydi? Bu düzen bilgi demekti. Bu düzen birikim demekti. Bu düzen liyakat demekti. Bu düzen hesap vermek demekti. Yürütme organı gidecek, yasama organına hesap verecek. Bunların hiçbirisi şu anda yok. Dolayısıyla ekonomiyi de böyle götürdüler. Bu anlayışla götürdüler. Bir kişi biliyor ekonomiyi. Tek başına o karar veriyor. Ya arkadaş bunun maliyeti nedir? Doğru mudur? Yanlış mıdır? Bakın ben o önerilerden birisi de şuydu Taha Bey. 2018 Ağustos'undaki. Evet. İhale sistemi yanlıştır. Bunu kesinlikle düzeltin. Bu ihale sistemi ancak birilerine para aktarıyorsunuz. Para aktarıyorsunuz. Bir eski bakan şunu anlattı bana. Yabancı bir firma gelip Türkiye'de çok büyük bir yatırım yapmak istiyor. Lojistik alanına. Ama diyorlar ki yatırım alman için şu kadar para vermen lazım. Yani rüşvet isteniyor yani. O firma bunu bana anlatan da AK Partili bir bakan. Bakanlık yapmış. Zamanında dürüst, hakkında hiçbir şaibe çıkmayan önemli bakanlığı üstlenmiş bir kişi. Ve firma Türkiye'de yatırım yapamıyor. Çünkü ben bu rakamı nerede göstereceğim diyor. Yani biz
Bizim ülkemizde bizim bütün hesaplarımız didik didik edilir. Ben bunu nerede göstereceğim? 3 lira değil, 5 lira değil. Dolayısıyla yani Türkiye'de gerçekten de hepimizin canını acıtan sistem diye oluşturdukları ama tümüyle sistemsizlik olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada ne bütçeyi kontrol edebilirsin ne de başka bir şeyi. Bütçe tamamen tükenmiş vaziyette. Yok öyle bir şey. Varlık fonunda da Cumhuriyet'in kurduğu bütün o değerleri getirdiler. Şimdi onlar güvence. Ziraat Bankası'ndan tutun Halk Bankası'na kadar devletin en önemli kurumları yabancılara güvence gösteriliyor. Borç aldıkları kadar da götürecekler. Buyurun abi. Şimdi efendim bu çizdiğiniz tablo bugün bizi bir yere getirdi. Evet. Bugünkü durumda borç, rezervler, bütçe açığı, dış borç. Evet. Bugün yaşamakta olduğumuz tablo nasıl? Bugün derken siz gelişi anlattınız. Evet. Şimdi içinde yaşamak istediğimiz. Buna karşılık bir de işte milyonlarca işini kaybetmiş vatandaşa destek yapılması gerekiyor. Bugünkü tablo nedir? Şimdi bugün, borcuyla, işsizliğiyle, bütçe açıklarıyla. Evet. Bugünkü tablo can yakıcı bir tablo. Yani bunu sokakta vatandaşla konuştuğunuzda görüyorsunuz. Esnaf krizi bana göre, benim arkadaşlarımın alandan aldıkları bilgiye göre krizi en derinden yaşayan şu anda esnaf. Esnaf, evet. Esnaf yani. Kahvecinin dükkanını kapattınız. Günlük yaşıyor esnaf zaten. O gün elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. İşte Mart ayı gelince de gidip vergisini ödüyor. Dolayısıyla hani böyle büyük sermaye birikimi yapılacak bir alan değil zaten esnaflık. Manavdır, balıkçıdır, berberdir, kuafördür, okullarda kantincidir. Şimdi bunları kapattınız, eve otur dediniz bunlara. Oturdular. Gelir, gelir yok. Geçinemiyorum. Bankaya adres gösterdiniz. Sana borç verebiliriz dediler. Ki orada da şunu söyledik abi. Dedik ki bir sicil affı çıkarın bari. Geçmişte borcunu ödeyemediği için veya bir çekini ödeyemediği için adam sizin söylediğiniz krediyi almak için bankaya gittiğinde kredi alamıyor. Sicil affını çıkarın bari, işte kredi alsın bu adam. Tamam, destek vermiyorsunuz. Verilmedi ve bunlar büyük bir kısmı sıkıntıya girdi. Biz Halk Bankası'na baktık. Halk Bankası ile ilgili kredi alan esnafa bir kolaylık sağladılar. Yani hakkını verelim. Fakat 1 milyon 700 bini aşkın esnafımız var. Kredi alan 250 bin civarında. Neden o yani, kadar? Diğerleri şöyle veya böyle ya başka bankalardan kredi almış veya gidip Tarım Kredi Kooperatifinden veya almış veya hiç almamış veya sicili bozuk olduğu için zaten hiçbir yerden alamıyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken şuydu. Diğer devletlerin yaptığı gibi. Tamam kardeşim, sen evine git, sana 3 ay asgari ücret üzerinden ben sana para vereceğim. Para vermiyorsanız senin kiranı ben ödeyeceğim diyebilirdi. Bakın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiraları var çok yerde, iş yerindeki. En azından onlar düşürülebilirdi. Yani onlar alınmayabilirdi. 3 ay için, 2 ay için veya kapalı kaldığı süre için. Dünyayla bizim şöyle bir ayrışmamız oldu. Dünyada Covid-19 mücadelesinde devlet destek olan kurum olarak çıktı ortaya. Destek olan kurum olarak. Türkiye'de ise devlet borç veren kurum olarak ortaya çıktı. İkisinin arasında taban tabana 180 derece fark var. Birisi karşılıksız destek veriyor, öbürü destek vermiyor ama diyor ki istersen sana borç verebilirim diyor. Kamu bankalarının devreye girmesinden bahsediyorsunuz. Evet. O da alabilirse, alamıyorsa zaten böyle bir tablo var. Yani bu tabloyu Türkiye'nin aşması lazım ama bu politikalarla bu aşılmaz. Ve bizde de bakın, bizi gene ayrıştıran bir şey daha oldu. O da çok önemli. Bütün ülkeler kendi sanayicisinden esnafına kadar, işsizine kadar herkese destek olurken biz bırakın destek olmayı, bir de IBAN verdik vatandaşa, bize borç para verdi. Ya borç değil, karşılıksız para verdi yani. Baş. Yani bu ekonomide geldiğimiz noktayı göstermesi açısından aslında tipik bir örnektir. Kaynaklar şey tükendiği bitmiş. İçin ancak kredi veriyor. Her şey bitmiş. Ne olursunuz bize biraz para verin. Biz en azından bunda sosyal yardım yapabilir miyiz diye. O da yok yani. Ben biraz farklı bir, tekrar bir şeye, konunun başına girdiğiniz evet. için uzun dönemli bir şey soracağım Sayın Başkan. Türkiye'de
15 yaş üstü evet. çalışabilir çağdaki nüfusun işsizlik oranını çıkardım ben. Evet. Bu oran 5 üzerine geldiği zaman Türkiye'de siyaset hep seçmen tarafından cezalandırılmış. Evet. Bu 2019 yılı oranı 7.3. 2020'yi söylemiyorum. 2019 7.3. Evet. Yani hatta 2015'te 5'in üzerine çıkıyor bu. Evet. Önceki gün kurup konuşmanızda da siz Rize'deki çay örneğini verdiniz evet. zaten. İran'dan çay ithal ediliyor ama Rizeli seçmen örneğini verdiniz. Evet. Bunu biraz daha genel olarak söyleyeceğim. Bu kadar ekonomik sıkıntı, işte krizden etkilenen lise ve lise altı eğitimli nüfus en fazla işini kaybetmiş 2.2 milyon. Bu kadar ekonomik sıkıntının siyasi tabloya yansımasında bir şey var mı? Çelişki görüyor musunuz? Vatandaşın bu krize karşı tepkisini nasıl ölçüyorsunuz? Şöyle, o zaman zaman değişik... Ya da şöyle soralım mı İbrahim? Evet. İzin verirsen İbrahim. Yani aslında mesela sosyal medyada da çokça dolaşan, artık evet. böyle fenomen olan bir video da var. Hmm. Mesela işte kirasını ödeyememekten bahsediyor. İş bulamamaktan, çocuğuna bez alamamaktan evet. bahsediyor. Sonra mesela kime oy vereceksiniz dediği zaman... oradaki hani bir tercihinde bir değişme yok. Evet. Yani evet. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu şöyle, kadar hani seçmen tercihleri normalde aslında evet. işsizlik oranları, ekonomik kriz evet. değiştiriyor. Fakat son dönemdeki yapılan anketlerde de mesela evet. kamuoyu araştırmaları da evet. bunun tam aksine. Siz burada nasıl bir sosyoloji görüyorsunuz? Şöyle ben şu anda bizim düşündüğümüz, öngördüğümüz krizi seçmen kitlesi yeni yeni yoğunlaşarak yaşamaya başladı. Yeni yeni. Yani 2018'de ya geliyor önlem alın dedik. Hayır, hiçbir şey yok. Her şey çok mükemmel dediler. Şimdi İbrahim Bey'in söylediği o işsizlik rakamlarından yola çıkarak 15 yaş ve üstüydü değil mi? Evet. Evet. Çıkarak. Şimdi ayrı bir şey çıktı ortaya. Esnaf evine kapandı, dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Yeni yeni açılıyor, kısmen işte siftah etmeye başlayacak. Ve önümüzdeki süreç içinde hükümetin önünde çok ciddi bir borç yükü var. 83 milyon insanı, ben onu çok sık söylüyorum ama ona inanarak söylüyorum. 83 milyon insanı Londra'daki bir avuç tefeciye faiz öder hale getirdiler. Yani dünyanın faizini ödüyoruz oraya. Dolayısıyla önümüzde bir borç yükü var. Bu borç yükü de ödenecek. Şimdi vatandaş bunu hissedecek. İliklerine kadar vatandaş bunu hissedecek. Ha, tercih değişir mi? Şöyle sosyolojik olarak da bu üzerinde durmak gerekiyor. Yani çaresizlik mi, daha tam derinden hissetmediği için mi? Daha henüz tam hissetmedim. Yani kısmen hissedildi. Bir de şu var tabii, yıllardır aynı partiye gönül vermiş bir kişiyi düşünün. Onun yaptığı bazı olumsuzlukları hemen oyumu değiştireceğime yansıtmıyorum. Onun biraz kalıcı olması halinde, ya bunlar çözemiyorlar galiba bunu deyip görüş değiştirecektir. Onu da düşünmek lazım. Sosyolojik olarak bakılacak buna. Ama şu var tabii, yani bütün bunlara rağmen iktidar partinin hala %30-35 bandında olması önemli bir şey tabii. Yani vatandaş şöyle, biz milletvekili arkadaşlarımızı alana gönderiyoruz. Şu gözleniyor, kitleler halinde kopma olabilir. Kitleler halinde kopma olabilir. Tabii geçmişte belki hani CHP'ye sempati duymayan kitle seçenek olarak mecburen diyordu ben işte AK Parti'ye oy vereceğim diye. Şimdi o tablo da büyük ölçüde kırılmış oldu. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte ciddi kopmaların olacağını, siyasetin yeniden yapılanacağını düşünüyorum. Bu sosyolojide yeni partilerin, yani AK Parti'nin içinden çıkmış, evet. onun politikalarını eleştiren, kendileri de AK Parti'yken bu eleştirileri yapmış insanların yeni partiler kurmasını nasıl buluyorsunuz? Şöyle, yeni partilerin kurulması var olan iktidarın sürdürdüğü politikaların yanlışlığından kaynaklanıyor. Çünkü uzun yıllar aynı parti içinde hizmet vermiş,
şeffaflığı savunmuş, halka hesap vermeyi savunmuş, devlet yönetiminde liyakati savunmuş kişilerin bunlar olmadığı zaman partiden ayrılıp ayrı bir parti kurmaları siyasetin gereğidir. Belki olması gereken bir olaydır. Kendilerini anlatabilirlerse, böyle bir imkan verilebilirse siyasete düzey kazandıracaktır. Benim şahsi kanaatim budur. Düzey kazandıracaktır. Türkiye'nin bir temel demokrasi sorunu var. Çünkü demokrasi düzelmeden zaten ekonomiyi düzeltemezsiniz. Yabancı sermaye gelmiyor zaten. Çünkü Türkiye'de güveneceği bir alan bulamıyor. Her an benim mal varlığıma el konabilir. Her an benim param ödenemeyebilir. Düşünün, dışarıda faiz eksi. Eksi faiz. Evet. Tabii. Ama biz de hala yüksek faizle biz alıyoruz yani. Dünyanın faizini ödüyoruz biz. Yani ona rağmen, istememize rağmen alamıyoruz. İşte swap yapmaya kalktılar. Bütün dünyayı gezdiler. Hiç kimse hayır dedi. Ver yapmıyoruz dediler. Gittiler yeniden Katar'a. Ne olursun işte swap yapalım dediler. Biraz Merkez Bankası'nı rahatladı. O da bilanço rahatladı yani. Ama dünya biliyor mu bunu? Dünyanın bütün finans merkezleri Türkiye'deki bu tabloyu bizden daha iyi biliyorlar. Evet. Ayrıntıları da bizden daha iyi biliyorlar yani. Onlar çünkü günü gününe, saat saat bütün bunların hepsini izliyorlar. Peki swap anlaşmasını neden yapamadı Türkiye? Efendim? Veya swap'a niye ihtiyaç duyduk? Neden swap'a ne ihtiyaç duydu? Ya da swap anlaşması... Neden ihtiyaç duyması, duydu onu soralım arkasından da niye yapamadı? Evet, Merkez Bankası'nın rezervleri eksi. Yani... Yok, para yok yani. Para basıyor ama. Efendim? Para. Dolar yok ama. Yabancı para yok yani. Para basıyor, karşılıksız şimdi. Buna bir karşılık bulması lazım yani. İşte gittiler, gezdiler, uğraştılar. Hatta telefonlar edildi. Trump'tan tutun Merkel'e kadar falan ama herkes yok diyor. Çünkü Merkez Bankası'nın durumu meydanda. Ekonominin durumu meydanda. Sizin vereceğiniz paranın geri dönmeyeceği endişesi çok daha yüksek. O zaman ben niye vereyim diyor yani. Niye riske? O risk alıyoruz yani. Niye o riske gireyim? Gittiler Katar'a. Katar'a yaptıkları yardım hiç kimse yapmamışlardı yani. Koskoca tank palet fabrikasını bedava verdiler. Bir dolar dahi almadan verdiler yani. %50'sini, %49.9'unu Katarlılara verdiler. Belki bunun karşılığında verdiler. O sözleşmeyi de bilmiyoruz bakın. Onu da bilmiyoruz. Parça parça ucundan kıyısından gelen bilgilerle bütün ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası bilançosunu güzelleştirmek için. Gerçi o işleri İbrahim Bey daha iyi bilir. Onun uzmanlık alanına giriyor. Şimdi burada bir veri var. Merkezi yönetim bütçesinin finansman yöntemleri diye, finansmanı diye. IMF 2001'de gelmiş, bize demiş ki kendi iç piyasanızda dolarla falan borçlanmayın demiş. TL ile borçlanın. Evet. Yani kendi paranıza güvenin demiş. Sayın Başkan, son 2 yılda Türkiye'nin iş borçlanma stratejisinde dövizli borçlanma da tekrar geriye döndü. Bu borçlanma şeyini nasıl buluyorsunuz? Tam bir felaket. Yani vatandaşa dokunan tarafı ne olur bunun? İbrahim Bey, bunlar biz yerliyiz ve milliyiz diyorlardı değil mi? Kendi paralarına güvenmiyorlar. Ya para bir ülkenin hakimiyetini gösteren en değerli unsur. Evet. Yani. Bir yeri Osmanlı gidip aldığında kendi parasını basar, kaymesini basar, buranın egemeni benim diye. Biz kendi ülkemizde Türk lirasını o kadar itibarsızlaştırdık ki dolar olarak borçlanıyoruz. Bütün büyük sözleşmelerin tamamı dolar endeksli. Verdiğimiz yol garantisi dolarla. Türk lirası geçerli bir para değil aslında yani. Öyle görünüyor. Uluslararası alanda da öyle görünüyor. Bakkaldan, manavdan alışverişi yapıyoruz Türk lirası. Bakın. Bu alınan krediler vardı ya, çok düşük faizli krediler. Kredi alındıktan sonra bir kısmı yine gidi. Vatandaş dolar aldı, götürdü bankaya, yatırdı yani. Dolar mevduatı yine arttı. Kendi parasına bizim vatandaşımız güvenmiyor. İktidar o zaten güvenmiyor. Kimse de vermiyor. Dolar bazında borçlanma oluyor yani. Ama ortada çok ciddi bir, yani bu borçlanmalar, ihaleler, devletin yaptığı, hükümetin yaptığı, evet, bütün bunlar çok ciddi dövizde olurken söylevler çok farklı. Söylevler yerliyiz, milliyiz, biz bize yeteriz, kahramanız, bize hiç kimse boyun eğdiremez. Bu perdenin önünde. Perdenin arkasında ise el etek öperek ne olursun para ver, bir imkanım yok. Her şey bitti. Vallahi billahi bir şey yapmayacağım. Eğer bir şey istiyorsan sana onu da vermeye hazırım. Değil, perdenin arkasındaki tablo o. O tabloyla
O tabloyla Türkiye bu felakete geldi zaten. Eğer dik durabilselerdi zamanında, zamanında ekonomiyi gerçekten oturup iyi yönetebilselerdi. Türkiye, bakın bütün bu olumsuzluklara rağmen ben asla karamsar değilim. Türkiye bütün bunları aşabilecek gücü var, potansiyeli var. İnsan açısından da, kaynak açısından da, doğa açısından da bu potansiyelimiz var. Türkiye kısa süre içinde ayağa kalkabilir. Ama bunun yolları var. Yani demokrasi, hukuk düzeni getireceksiniz ya. Hukukun üstünlüğüne önce inanacaksınız. Bizim bu konuda dört ayaklı bir stratejimiz var. Tuğba Bey, dört ayaklı. Elif Hanım. Bir, diyoruz ki hukukun üstünlüğü ve demokrasi. Bunun olmadığı hiçbir ülke gelişmemiştir. Hukukun üstünlüğü, yani kişinin can ve mal güvenliği Türkçesi. Benim can ve mal güvenliğim varsa ben yatırım yaparım. Ama benim can ve mal güvenliğim yoksa benim yatırım yapma şansım yok. Bizim iş adamlarının, o büyük dolar bazında ihale alanların bile paralarının büyük bir kısmı yurt dışında. Aha. Büyük bir kısmı. Tabii alıp götürüyorlar yurt dışına. Gidin Londra'da satın alınan villalar, binalar, şunlar, bunlar, yapılan yatırımlar büyük bir kısmı gene yurt dışına. Buradan kazanır. Çünkü Türkiye'yi güvensiz buluyor zaten. Öyle. Yabancı sermaye sürekli çekiliyor. İkincisi de ki hukukun üstünlüğünü sağladıktan sonra Türkiye'nin bir üretim seferberliği başlatması lazım. Üretmemize her alanda. Yani siz canlı hayvanı ithal ediyorsunuz. İthal ettiğiniz canlı hayvanı ithal ettiğiniz samanla besliyorsunuz. Ya aklın alacağı bir şey değil. 40 yıl geçse vallahi benim aklıma gelmez. Ama bugün gerçek, biz yaşıyoruz bunların hepsini. Ay çekirdeği küspesi ithal ettik bakın. Yeni ay çekirdeği küspesi. Çay ithal ediyoruz. Çay. Şunu söyledim. Rizeli kardeşlerimiz de duysunlar. Yanlış kaçak çayı değil, değil mi? Yani ihraç etmiyoruz. Türkiye hani çay konusunda iyi. İhraç etmiyoruz, ithal ediyoruz çayı. Çayda bakın, tarımda net ithalatçı konumuna geldik. Eskiden tarımda net ihracatçı konumdaydık. Yani ithal ederdik bazı şeyleri ama ihracatımız daha fazlaydı. Ama şimdi ithalatımız ihracatımızdan daha fazla. Daha fazla ithal ediyoruz dışarıdan. Yeme ödediğimiz para, yeme ödediğimiz para, yani birkaç yıllık rakamı verdi, 60 milyar dolar civarında bir para ödüyoruz. Yani çok büyük rakamlar bunlar. Yeme ödüyorsunuz, ete ödüyorsunuz, canlı hayvana ödüyorsunuz, pirince ödüyorsunuz, efendim mercimeğe ödüyorsunuz, nohuta ödüyorsunuz. Yani Türkiye'de ne üretilirse her şey aslında bizim ülkemizde var. Ama biz ithal ediyoruz. Bakın bir şey çıkardık onu da. 2006 yılında bir kanun çıktı. 2006 yılında tarım kanunu. Onun yanlış hatırlamıyorsam 12. maddesi veya 21. madde olabilir. Takdim tehiri yapmış olabilirim. Diyor ki her yıl tarım milli gelirin en az %1'i oranında desteklenir. En az %1. Borçlar hariç. En az %1. Kanun çıktığından bu yana asla %1 verilmedi. %1 verilseydi çiftçinin eline 175 milyar lira daha fazla geçecekti. Şu anda çiftçinin devletten alacağı var 175 milyar lira. 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 Evet. Onu o tarihlerdeki kur üzerinden de hesapladık. 60 milyar dolar. 60 milyar dolar çiftçiye verilseydi vallahi bırakın Türkiye'yi, biz bütün Orta Doğu'yu ve Avrupa'yı beslerdik. Canlı hayvanda, ayçiçeğinde, sıvı yağ, bakın petrol, doğalgazdan sonra en çok ithal ettiğimiz ürünlerden birisi de sıvı yağ. Ya her şey var bizim ülkede. Niye sıvı yağ ithal ediyoruz? En azından bunu üretecek mekanizmaları kurun. O kadar çok şey yapılabilir ki üretimde. Tabii üretim derken sadece tarlada, fabrikada efendim üretim değil. Üniversitelerinde bilgi üretmesi lazım. Üniversiteleri bilgi üreten bir ülke katma değeri yüksek ürün üretir. Yani biz üretim derken hayatın her alanda sanatçılar üretmeli. Yeni bir yazarımız, yeni bir çizerimiz, bakın dizi filmlerimiz dünyanın pek çok ülkesine gidiyor. Biz gurur duyuyoruz. Üretiyor, satıyor. Onlar Türkiye'nin yumuşak gücünü oluşturuyor. Yani Türkiye'nin kültürünü, yaşam tarzını bütün dünyaya bir şekliyle anlatıyorsunuz. Üretim bu aşamada önemli. Sizin yazılarınızda var. İran üniversitelerinin ürettiği, evet, bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti. Evet. Niçin? Bunların çoğu üniversite değil.
Üniversite olma niteliğini kaybetti zaten büyük ölçüde. Dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Çünkü demokraside, üretimde, bir üçüncü stratejimizin üçüncü ayağı güçlü bir sosyal devlet. Komşusu açken eğer tok orada duruyorsa o ülkede huzur olmaz. Huzur olması için herkesin karnı doyacak. Az veya çok. Birisinden alacağınız vergiyi sosyal devlet olarak onu da besleyeceksiniz. Bakın bu süreçte tabi birisi şunu söyledim. Sarayda oturan kişi, kirada oturan kişiden nasıl para ister diyor. Ben kirada oturuyorum, o sarayda oturuyor. İBAN numarası vermiş, bana para ver diyor. Ya ben kiradayım zaten, nasıl vereceğim? Veya ben diyor ki devlete 40 yıl vergi ödedim, ya bana 40 gün bakamadı. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Güçlü bir sosyal devlet. Bunun için bizim bir projemiz var. Aile destekleri sigortası diye. En son İspanya uyguladı. Aile destekleri sigortası. Çocuğa süt parası veriyor. Düzenli. Zengin veya fakir olduğuna bakmaksızın. Ben o çocuğa veriyorum diyor sosyal devlete. Onun iyi beslenmesi lazım diyor. Ailelere böyle sosyal destekler verilmesi lazım. Sosyal destekler, aile destekleri sigortası 102 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği ve Türkiye'nin de 1971 yılında yasalaştırdığı ve yapmayı taahhüt ettiği bir kanun. 71-2020, 49 yıldır uygulanmıyor. Çünkü şöyle bir siyasi anlayış var. Yoksulluğu sonlandırmak değil, yoksulluğu yönetme stratejisi izleniyor Türkiye'de. Yoksulluğu yöneteyim, onlar sürekli olarak bana bağımlı kalsınlar ve dolayısıyla ben onların oyunu onlara ufak ufak bir şeyler vererek ve ama onları sürekli yoksul tutarak hep yanımda tutayım. Oysa bunun tam tersini yapmamız lazım. Siz yoksulluğu, ne yapacaksınız peki? Efendim? Yani Türkiye'de ne kadar sayı İbrahim? 22 milyon mu? Aşağı yukarı 22. 22 milyon yani direkt ya da dolaylı yardım alan, sosyal yardım, 22 milyon. Sosyal yardım alan insanlar, vatandaşlar var. Bu Türkiye'nin gerçeği. Yani bunun sebeplerini konuşmak apayrı bir şey. Fakat sizin bununla ilgili bir projeniz, politikanız. İşte bu aile destekleri sigortasıyla bunun tamamı. Hı. Tabii üretim, yani istihdam aranını yaratacaksınız. İşsizlik. Bakın, genç nüfus Türkiye'nin en büyük zenginliği aslında. Avrupa'da genç ülke biziz. 2035'ten sonra Türkiye yaşlanacak. Yaşlı nüfus artık daha fazla olacak 2035'ten sonra. Evet. Gençleri değerlendirmemiz gerekirken, gençlere istihdam alanı yaratmamız gerekirken, gençler geleceği nerede görüyor? Yurt dışında görüyor. En son yapılan çalışmada AK Parti'ye oy veren gençlerin de önemli bir kısmı, galiba %40'a yakını yurt dışında geleceğini görüyor. Evet. Yazık, günah bu ülkeye. Burada Elif Hanım'ın sorduğu, bizim de merak ettiğimiz, sosyal devlet işte 22 milyon insana doğrudan veya dolaylı yardımcı oluyor şimdi. Evet. Sizin yapacağınızla bugünkü iktidarın yapmakta olduğu arasında ne fark var? Şöyle bir fark, merak ediyoruz. Şöyle bir fark var. Sosyal destekler kişinin kimliği açıklanmadan, onun yoksulluğu deşifre edilmeden ona sosyal destek verilecek. Ve bu sosyal desteği biz kadın üzerinden yapmayı yine politik olarak, parti olarak düşünüyoruz. Kadını evde güçlü kılmak, daha itibarlı kılmak, kadına yönelik şiddeti olabildiğince azaltmak. Çünkü evin ihtiyaçlarını... Yani maaş gibi mi bağlanacak? Evet, düzenli, emekli aylığı gibi veya işte memurun alacağı aylık gibi düzenli adına, okula giden, üniversiteye giden çocuk sayısına göre Batı'nın uyguladığı, pek çok ülkede uygulanan bir strateji, aile destekleri sigortası olarak biz de uygulayacağız. Zaten buna söz vermişiz yapacağımızı. Ayrıca şurada bizim hedeflerimiz arasında, diyelim ki devlet bir kişi alacak, işçi olabilir, eğer alacaksa, sınav da açacaksa, bu ailelerin çocukları arasında sınavı açacak. Böylece bu ailelerin çocukları düzenli bir gelire kavuşmuş olacak, aile destekleri sigortası kapsamının dışına çıkmış olacak. Çünkü düzenli geliri var artık, sigortalı, bir kişi sigortalıysa. Yani kamu istihdamında bunlara öncelik verilecek. Bunlara öncelik vereceğiz kamu istihdamında. Özel sektörü de teşvik edeceğiz. Yani diyeceğiz ki eleman alıyorsanız bu ailelerin çocuklarından alın. Bir şey daha yapmak istiyoruz biz.
bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kurmak istiyoruz. Kuracağız yani. Çünkü kişi gelecek, aileye asla yük olmayacak, teknoloji lisesinde okuyacak, gidecek organize sanayi bölgesinde kendi alanıyla ilgili 3. sınıftan itibaren veya 2. sınıftan itibaren orada ayrıca kurs görecek, stajını yapacak. Onun sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Mezun olduktan sonra patron görmüş zaten, gel çalış diyecek, işin hazır. İş garantili eğitim. Eğer bunun yükseğini görmek istiyorsa, yani motor bölümünde okumuş, makine mühendisi olmak istiyor, ona artı puan vereceğiz. Düz liseye göre artı puan vereceğiz, makine mühendisliğine daha rahat girmiş olacak. Yani eskiden şöyleydi, meslek liselerine gidenler cezalandırılıyordu. Biz meslek liselerine gidenleri ödüllendireceğiz. Böylece eğitimde bir sanayicinin şu anda en çok ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını tamamen karşılamış oluyoruz. Bu meslek liselerine gidenlerin cezalandırılması imam hatiplerin önünü kesmek için yapıldı, evet, biliyorsunuz. Evet. İmam hatiplerin önünü kesmek çok büyük haksızlıktı. Evet. Böylece diğer meslek liselerine de yapıldı. Siz imam hatiplerin önünün kesilmesi için bu katsayı uygulamasını yanlış buluyorsunuz. Zaten. Hayır, elbette, elbette. Yani bir kişinin önüne set getirmek değil, tam tersine artı vermek lazım. Artı puan vereceksiniz. Yani örneğin ilahiyata gidiyorsa ona da artı puan vereceksiniz. Hı. Diğer liselere göre. Motor bölümüne, elektrik bölümüne gidiyorsa artı puan vereceksiniz. Teknoloji lisesinden mezun olana. Böylece sınavı kazanamamış ama elinde bir meslek var. Hı. Artı fabrika var. Artı ara eleman olarak yetişmiş. Artı sanayide arada 2 yıl süreyle çalışmış. Artı sigorta primini yatmış. Kişi gidecek orada çalışacak. Hı. Biraz böyle izleyicilerimizden gelen yorumlar var. Tabii. Ben bunları da iletmek isterim. Mesela Tahsin Can Merter diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu dış finansman bulmak adına ne gibi girişimler, adımlar düşünüyor? IMF ya da standby'a gerek var mı? Bir başka izleyicimiz de... Buna cevap vereyim. Verin hemen bunun peşinden. Ha, öyle mi? Yok, siz cevap verin tamam, hemen şöyle, peşinden tekrar bir soru. Türkiye zengin bir ülkedir. Hukuk devleti kuralları işlediği andan itibaren... Gidip birilerine başvurmanıza gerek yok. Zaten yabancı sermaye gelir. Dünyada eksi faiz. Eksi faiz. Düşünebiliyor musun? O kadar büyük avantajı var ki Türkiye'nin aslında. Fakat hukuk olmadığı için, hukukun üstünlüğü olmadığı için, yargı bağımsızlığı olmadığı için, demokrasi askıya alındığı için gelmiyor adam. Yani eksi faizin olduğu yerde siz yüzde adama diyorsun paramı sakla sana para vereceğim. Düşünün yani. Paramı al, banka olarak sakla, üstüne sana para vereceğim diyorsunuz. Biz de diyor, ben sana vereyim diyor. Evet, evet, evet yani. Ya böyle bir tablo var bütün dünyada. Bize para gelmiyor. Biz de para veriyoruz üstüne ama gelmiyor. Neden? Hukuk yok diyor sizde, demokrasi yok sizde. Ben size nasıl geleyim diyor, güvenemiyorum diyor. Dolayısıyla biz bunu yapalım, hiç gitmeye gerek yok. Türkiye'nin çok güçlü bir IMF potansiyeli standby var. Hayır, hayır, hiç bakın. Çok güçlü bir potansiyeli var. Peki, bir izleyicimiz de diyor ki, CHP IMF'çi mi? Hayır. Hayır. O zaman neden diyor mesela borç alın dedi. IMF'den gidin borç alın. Hayır. Dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Şöyle. Biz şunu söyledik. Uluslararası kreditörler var, yatırımcılar var. Bu yatırımcılar gelirler Türkiye'de yatırım yaparlar. Bu imkanı verdiğiniz zaman. Ama nasıl? Hukuk olduğu zaman gelir bu adam. Yoksa IMF'e gidin. Ha şunu söyledim ben. IMF'le ilişkilerinizi yeniden düzenleyin. Neden? Bizim orada paramız var. Hiç gitmeyeceksen ben o paramı çeker Türkiye'de kullanırım. Kaçtı? 5 milyar dolar mıydı? 5 milyar dolar niye orada duruyor? Bunu söyledim. Hiç IMF yok bizim defterimizde. Çıkardık diyorsan niye ben 5 milyar dolar orada boşuna tutuyorum? Al 5 milyar doları getir Türkiye'de. Ya açlıktan neredeyse nefesi mi? Türkiye'nin nefesi kokuyor. Para yok yani. Niye tutuyorsun o parayı? Bunu söyledim. Belki onun için söylemiş olabilir. Buyurun İbrahim Bey. Biraz tekrar geniş bir şey soracağım. Elif Hanım aslında girişte biraz bahsetmeye çalıştı. Dünya pandemiyle beraber tapuların yıkıldığı bir dönem yaşıyor. Yani 70-80 yılda yaşanan büyük krizlerde dünya değişir. Bu konuyla ilgili sizin de 22 Nisan'da yazmış olduğunuz bir yazı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç konuşmasında neoliberalizm bitiyor işte, evet,
Neoliberalizm ne de şöyle diyelim, yani hastaneyi bile müteahhitler işletiyor, özel sektör işletiyor. Öyle. Görüldü ki kamu hizmetlerini kamunun yapması. Türkiye'de işte patatesi devlet satıyor ama köprüyü müteahhite işlettiriyor. Böyle bir devlete geliyor. Maalesef. Bu neoliberalizmin bitmesi biraz da hani vatandaşa dokunan nitelikte, ben biraz daha şey kullanıyorum, evet. Vatandaşa dokunan nitelikte nedir? Pandemi sonrası yeni dünya ekonomik düzeninde CHP'nin getirdiği, sizin getirdiğiniz öneriler, vatandaşa sunacağınız öneriler, bir refah, bir şeyde nedir bunlar? Yani vatandaşın biraz önce sorduğum soruda hani 15 yaş üstü işsizlikteki, evet, belki de daha fazla ışık görmek istiyor, daha fazla bir şey görmek istiyor. Ne sunuyorsunuz vatandaşa yeni dönemle ilgili ekonomi politikalarıyla beraber? Şimdi şöyle, ben buhrandan çıkış çağrısı diye son bir çağrı yaptım. Artık bu kriz buhrana dönüştü gerçekten. Yani intihar vakaları arttı, kadına yönelik şiddet arttı, işsizliğin boyutları had safhada, bütçe açıkları felaket bir durumda. Yani tam anlamıyla bir ekonomik buhranın içine. Bizim buradan çıkmamız lazım. Bununla ilgili olarak ben bir basın toplantısı yaptım. 16 madde halinde. Bunları kamuoyuyla paylaştım. İlk madde şuydu: kamuda israfa son verildiğini millete bir duyurmanız lazım. Yani milletten dedi ki biraz kendini sık, tasarruf et ve devletin de bunu yapmasına ve israfı ben önlüyorum demesi Kemal lazım. Bey, bu kamuda israf hep konuşuluyor. Hemen hemen bütün siyasi parti liderleri bundan bahsediyor. Biraz önce siz de kısmen değindiniz aslında, işte bakanlıklar kirada dediniz değil mi? Bakanlık. Evet, evet. Buna bunu, benzer. Araç saltanatı. Mesela bunu biraz açar mısınız? Nerelerde israf var somut olarak? Şöyle bir ekleme daha yapmak isterim. İsrafı siz nasıl bitireceksiniz? O somut örneklerle biraz bu şekilde verelim. Yani nerede? Mesela vatandaş hep bunu söylüyorsunuz. İsraf var diyorsunuz. İsraf. Yani ama israf var ama en nerede? En somutunu söyleyeyim. Somut. Evet. 1 liralık işi 5 liraya alırsanız burada israfa 4 lirası boşuna gidiyor. Vatandaştan aldığınız parayı 4 lirasını boşuna veriyorsunuz. Bu görünen bir şey. Çok somut bir şeydir bu. Yani maliyetler açıklandığı zaman bunun tamamını görebilirsiniz. Alımlar açıklandığı zaman bunun tamamını görebilirsiniz. İki, gerçekten bir araba saltanatı var. Gerçekten yani. Bunu rahmetli Ecevit Türkiye'de üretilen araçlara bari işte ise binin dedi. Yani öyle bir genelgesi vardı. Biz en modern, en lüks araçlar bizim bakanların altında, bir tane değil, 5 tane, 10 tane araç. Yani bugün bir ayrı bir saltanat var. Sayın Erdoğan'ın uçakları, 13 tane uçak var. Ne yapacaksınız Allah aşkına 13 uçağa? Millete tasarruf isterken millete bunu somut göstereceksiniz. Ben 13 uçağım var, onunu satıyorum, devlete gelir yazıyorum. 3 tanesi bana yeter. Bir tanesi bana yeter, iki tanesi bana yeter. Yani vatandaş yukarıdan başlayarak devletin bir israfa karşı olduğunu, tasarruf yaptığını bir şekliyle gösterecek. Araç saltanatı. Ben aynı kişinin altında birkaç araç olduğunu biliyorum. En son Allah aşkına şu arpalıklar, devletin bütün kurumları arpalık oldu yani. Milletvekili aylığı alıyor. 3-4 yerden de bir de yönetim kurulu aylığı alıyor. Her birisinin aldığı para topladığınızda ayda 100 bin lirayı geçiyor. Net rakamdan söz ediyorum size. Ya bu vicdanın kabul edeceği bir şey değil. Bunlara ben son veriyorum diyecek. Ha buralara adam atanacak tabii. Bir sürü dışarıda işsiz var. Doktorasını yapmış, masterını yapmış, o kadar nitelikli insanlar var. Bari bunları yapın. Bunlardan da sizin partili olan var. Yani ben illa bir CHP'li gelsin, şu değil yani. Bunlardan kendi partinizin içinde nitelikli yetişmiş insan gücü var. Bari bunları yapın. Buna benzer bir sürü şey var. Yani devlet dediğimiz kurum parayı harcarken, ben Maliye Bakanlığı'nda biliyorum ya, biz parayı harcarken elimiz titrerdi. Çünkü Gelirler Genel Müdürlüğü'nde çalışırdım. Rahmetli Altan Tufan'la birlikte çalışırdık. Biz vergi topladığımız için para harcamaktan korkardık biz. Ama bütçe o rahat para harcardı çünkü o vergi toplamazdı. O da rahat harcardı. Kurumlar Sayıştay denetiminin bu bağlamda çok ama çok önemi var Sayıştay'ın. Sayıştay istifsiz hale getirildi. Sayıştay'ın, uluslararası Sayıştay'ın belirlediği denetim standartları var. Ya Türkiye'nin buna uyması lazım.
Türkiye'deki israfı görmek için Sayıştay raporlarına bakmak tek başına bile yeterlidir. O kadar büyük kaynak savurganlıkları var. Bunlar hepsi önlenebilir. Bunlar israf üzerine yazılmış dünya kadar kitaplar var. İsraf önlemekle ilgili sivil toplum kuruluşları var. Bunlar yapılabilir. Birinci kuralımız şu, yani devlet vatandaşına, evet ben yeni bir başlangıç yapıyorum, önce kendimden başlıyorum. İsrafı keseceğim, size söz. Ama bana da güvenin diyeceksiniz. Nasıl? Bak ben israfı kesiyorum diyecek. Yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli program dedik. Yapın. Çünkü bu bütçe her şeyle bitti. Hiçbir rakamı tutmuyor. Hiçbir rakamı. O zaman yeni bir bütçe getirin parlamento, deyin ki bir ekonomik buhran sürecindeyiz yani. Biz yeni bir bütçe yapıyoruz. Bu yeni bütçede kime ne? Sosyal devleti önceliyoruz. Fakire, fukaraya ne kadar vereceğimizi, işsize ne kadar vereceğimizi, bunları koyacağız ortaya. Tasarrufta bulunacağız, bu kadar tasarruf edeceğiz. Bunların hepsi bir şekliyle yine orada. Orta vadeli program bitti, o program da yok artık. Yeni bir orta vadeli programa ihtiyacımız var. İş dünyası da ister yeni bir orta vadeli program açıklansın diye. Evet, iş dünyası da istiyor bunu. Çünkü onlar da önlerini görmek istiyorlar. Rakam var, hiçbir rakam, hepsi eskimiş vaziyette. Hiçbirisi tutarlı değil. Bunun da değişmesi lazım. Yeni bir merkez ve yerel dengesi kurulsun dedik. Yani merkezle, merkezi hükümetle yerel yönetimlerin eş güdüm içinde çalışması lazım. Bakın bu yardım sürecinde bile ne kavgalar çıktı. Halbuki hiç bunların hiçbirisine gerek yok. Hiçbirisine gerek yok. Belediyenin imkanları var. Kaymakam diyecek ki şunlara yardım edin. Yardım edin. Belediyenin imkanı var. Belediye kendisi götürüp yardım edecek. Biz belediye başkanlarımıza şunu söyledik. Sakın ola ki efendim bu bizim partili, buna yardıma götürelim. Bu başka partiden buna vermeyelim. Bunu sakın yapmayacaksınız diye. Kimin ihtiyacı varsa telefonla size ulaşacak, anında götürecek. Bu bütün belediyelerimizde uygulandı. Hiçbir ayrım yapmadık. Dolayısıyla yeni bir yerel merkez dengesi artı yerelin güçlendirilmesi lazım ekonomik olarak. Mesela motorlu taşıtlar vergisi yerele verilebilir belediye başkanlarına. Park yerini bulan kim? Belediye değil mi? Otoparkı kuracak olan belediye değil mi? Bulunduğu kentte havayı kirleten oradaki otomobil değil mi? Oradaki otomobil mazotu ya da benzini almıyor mu? Alıyor. O zaman onun vergisini pek çok Avrupa ülkesinde var. Yerel yönetimlere verelim. Yerel yönetim ekonomik olarak güçlensin. Yerel yönetim güçlenirse aslında merkezi hükümetin ayıracağı, yatırımlara ayıracağı kaynak çok daha fazla olacaktır. Taha Bey bir şey söyleyeyim. Rahmetli Özal başbakanken emlak vergilerinin yerel yönetimlere devrini istedi. Hepimiz karşı çıktık. Ben de dahil. Vay nasıl olur, biz bu vergiyi vermeyiz falan diye. Bir, bürokratik anlayışla. İki, rahmetli Altan Bey'in şöyle bir kaygısı oldu. Biz bunu veririz ama iyi denetlenmediği için bunlar çarçur ederler, yazık günah olur diye. Rahmetli Özal dedi ki, biz bu vergiyi verelim. Bunlar da zaman içinde yönetmeyi öğrenirler. Para olmadan bunları yönetemezler. Belediye başkanı geliyor sabahtan akşama kadar bütçe genel müdürünün kapısında bekliyor. Acaba 3 kuruş 5 kuruş alabilir miyim diye. Verelim ama arkasından da denetleyelim. Böylece bunlar öğrensinler. Yerel yönetimlerde kaynak nedir? Bütçe nedir? Nerelere ne kadar para harcanacak? Yatırım nedir? Bunları öğrensinler dedi. Şimdi düşünüyorum, haksız mı? Özal haklıymış. Özal büyük adamdı gerçekten. Gerçekten. Türkiye'nin ufkunu açan düşünün, bir yani yaşadığım bir olayı, hayatımda yaşadığım bir olayı anlatıyorum. Dolayısıyla yereli güçlendirdiğiniz zaman onun da belediye meclisi var. Belediye başkanı hesap verecek oraya. Diyecek ki bir dakika ya, sen parayı nereye harcadın? Bu yatırımı kaça yaptın? Oranın da denetlenmesi. Tabii kaynak ayıracaksınız. Kaynak ayırdığınız yerin denetlenmesi lazım. Sağlıklı, tutarlı denetlenmesi lazım. Bunu önerdik. Devlette liyakat sistemini önerdik. Devlette liyakat ya. Ben Gelirler Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandığım gün ne zaman genel müdür yardımcısı olacağımı ben biliyordum. Benden bir gün önce atanan önce o olurdu, sonra sıra bana gelirdi. Bu kural hiç değişmedi. Hiç ama. Şimdi bu kuralların hepsi yerle bir oldu. Çünkü biz bilirdik devlette bilgi, beceri, gelinir,
ama genel müdürlük öyle değildi. Genel müdürlük siyasi bir makam olarak görülürdü. Ama gene o arkadaşların içinden birisi genel müdür olurdu. Yani dışarıdan bulup birisini pat diye getirip genel müdür yapmazlardı. Gene o arkadaşların içinden bakarlardı. Siyasetçiler bakardı. En iyi kimden yararlanıyorlarsa onu getirir genel müdür ya da müsteşar yaparlardı. Onun dışında mekanizma, liyakat sistemi içinde herkes yükselirdi. Hiç kimse diğerine sen neden oldun sorusunu dahi sormazdı. Çünkü o da bilirdi ki önce o olacak, sonra sıra bana gelecek. Sonra yurt dışına gideceğiz, yurt dışından geleceğiz. Ondan sonra da ya özel sektöre ayrılırdı arkadaşların büyük bir kısmı veya kamuda yükselme imkanları olurdu. Dolayısıyla bu sistem olduğu için politikacının gözüne gireyim de ben öne geçeyim gibi bir gayret de olmazdı. Yok efendim. Herkes işini yapardı. Taha Bey, rahmetli Özal geç saatlere kadar çalışırdı. Ben gece saat 2'de, sabaha karşı 2'de, 3'de çalıştığımızı biliyorum. Biz giderdik. Rahmetli Adnan Kahveci de onun danışmanıydı. O zaman henüz Maliye Bakanı olmamıştı. Danışmanıydı. Giderdik oraya. Orada eğer bir tasarı varsa, taslak varsa taslağı masaya yatırırdı. Danışmanlarını alırdı. Evet. Her bir madde üzerinde bize soru sorardı. Her bir maddenin cevabını alırdı. Tatmin olmadıysa ya kahveci veya bir başka danışmanı devreye girerdi. Ek sorular sorardı. Biz bunların hepsini yapardık. Bir şey daha anlatayım. Bu da çok güzel bir anı benim hayatımda. Gene böyle gece geç saat sabaha karşı 2 veya 3 sıralarında tarımın vergilendirilmesi konusunu konuşur. %7 stopaj kesiyoruz o zaman tarımdan. Tarım ürünleri satılırken hasılatın %7'sinden vergi alınıyor. Böyle basit bir yöntem. Dedi ki rahmetli Özal, Altan Bey dedi, siz bu %7 ne kadar alıyorsunuz dedi. Ne kadar tahsil ediyorsunuz? Hiçbirimiz tabii gece o saat yok. O zaman bilgisayar falan da yok. Hani böyle telefon edelim veya internete girelim. Onların hiçbirisi yok. Taceddin diye bir arkadaşımız vardı. Sonra o da meclis genel sekreteri oldu. O bir rakam söyledi. Hepimiz içimizden oh dedik. Oh. Daha ne olacak? Kim aksini söyleyecek? Gene devam ettik görüşmeye. Böyle tam 15-20 dakika geçtikten sonra Özal döndü Taceddin Bey'e, dedi ki verdiğiniz rakam doğru değil dedi. Tabii hepimiz donduk kaldık. Bakın dedi, ben size söyleyeyim dedi, niye doğru değil. Buğday şu kadar destekleme yaptık. Devletin aldığı buğday %7 çarpıyor. Şu kadar pirinç aldık, şu kadar tütün aldık, şu kadar şeker pancarı aldık. Sizin rakamla hiç ilgisi yok. Bunları devlet alıyor dedi. Özel sektör daha hariç. Şimdi oradan şunu görüyorsunuz. Devlete hakimiyeti görüyorsunuz. Yani başbakanlık yapmış birisinin devlete hakimiyetini görüyorsunuz. Planlamanın verdiği kültür bu. İşte planlamanın kapatılması bu kültürü yok ediyor işte. Evet. Asıl içimizi acıtan o. Yoksa ne olacak yani? Nitelikli insanlarımız var ama o nitelikli insanları yok edip gidiyoruz yani. Bir de müsteşarlıkların kaldırılmasının çok zararlı olduğu tabii söyleniyor. Tabii. Sizin tabii bürokrasi tecrübeniz var. Tabii. Doğrudan ilgili değil ama tabii ben bunu sormuş tabii oluyorum. Müsteşarlıkların kaldırılması. O da çok yanlış. Yani müsteşarlık devlet geleneği içinde gelip bir yere oturuyor tabii. Sıradan bir müsteşarlık değil. Maliye müsteşarlığı, Dışişleri müsteşarlığı, ya İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı. Bunlar önemli. Ya valilikten, ya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geliyor bizden. Hesap uzmanlığından, maliye müfettişliğinden geliyor. Dışişleri Bakanlığı'nda uzun yıllar çalışmış, büyükelçilik yapmış, devletin iç dış politikasını yakından izlemiş insanlar geliyor. Ve bunlar bakanla beraber her yere giderler. Evet. Bakanı sürekli briefiye ederler. Bir olay olduğu zaman müsteşar derhal olaya müdahil olur. Nedir ne değildir diye. Ve aynı zamanda müsteşar bürokratını da korur. Evet. Bürokratını da korur. Siyasete karşı bürokrasi. Atamalar oldu son dönemlerde. Evet, evet. Yani devlet bürokrasisi. Bununla ilgili de bir anımı anlatayım size. Buyurun. Buyurun. Vallahi ben de bir anımı anlatabilirim. Siz tabii çok güzel ama bakın neden biliyor musunuz? Neleri kaybettiğimizi. Evet. Yani bir gün Sayın Ahmet Kurçebi Alp Temuçin Maliye Bakanı Özal dönemi. Evet, Özal dönemi. Bir konu var, beni çağırdı Sayın Bakan. Nedir bu diye ben onun olmayacağını anlattım.
niçin olmayacağını anlattım. Bakan da konuşuyor böyle. İçeriye Sayın Kumcuoğlu girdi. O da sonra Ertuğrul Kumcuoğlu. Ertuğrul Bey girdi. Bizim konuştuğumuzu, tartıştığımızı görünce Sayın Bakanım nedir kolay dedi. Anlattı. Biz bunu çözeriz dedi. Sayın Bakanım dedi. Kemal sen dışarı çık dedi. Ben odamda bekle ben geliyorum dedi. Tamam. Gittim. Nedir ya dedi olay. Anlattım. İşte üstad biz üstad deriz. Üstad evet. Olay böyle 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 bu olmuyor dedi. Git dedi yaz olmuyor şeklinde gönder dedi. Ben bakanı ikna ederim dedi. Bitti bakın. Müsteşar gereksiz bir tartışmanın önünü kesiyor. Bitti. Bürokratını koruyor. Olmaması gereken bir işin evet neden olmayacağını ben sonra Sayın Bakan'a aktarırım diyor. Şimdi bu da yok oldu. Evet. Yani devleti liyakatsiz bir kadro geldi. Geçenlerde birisi konuştu ya genç bir AK Partili. Ben 12 yılı mı bekleyeceğim müsteşar atamak için? Evet 12 yılı bekleyeceksin. Çünkü müsteşar olmak için öyle hemen gelip ertesi gün müsteşar olamıyorsun. Bunlar onu da kaldırdılar. Bir bakan yardımcısı getirdiler yerine. Devletin maalesef. Programın Hacı böyle tablo. Sonlarına doğru geliyoruz. Evet. İbrahim Bey'in bir sorusu var. Aslında böyle Sayın Başkan biraz önceki evet. Sorumu da şey yapmak istiyorum. 22 Nisan'da yazmış olduğunuz yazıdaki dünyada da örnek olan evet. tartışılan Covid karşı ekonomik önlemler, yeni neoliberalizm veya yeni ekonomik düzenle ilgili birkaç madde hemen sıralayabilir miyiz? Sosyal devleti artık bütün dünya görmeye başladı. Trump da görmeye başladı. Kanada'da. Evet. Herkes sosyal devletin ne olduğunu gördü. Çünkü şöyle, devlet varsa vatandaşı için var. Eğer bir tehlike gelmiş ve bütün vatandaşları için risk oluşturuyorsa evet. o zaman sosyal devlet kaçınılmaz olarak gündeme geliyor. Neoliberal politikalar düşük ücret, marjinal kar, yüksek kar üzerine inşa edilmişti. En düşük karı nasıl elde edebilirim? En düşük maliyetle en yüksek karı nasıl sağlayabilirim? Artık bunun geçerli olmayacağını, olmaması gerektiğini, tam tersine herkesin gelir elde edebileceği, herkesin huzur içinde yaşayabileceği ve zor durumda kalan vatandaşa da devletin koşulsuz, hiçbir karşılık beklemeden destek verebileceği bir sürecin içine girdik. Bunu sağlayacak olan da demokrasidir. O nedenle ben o yazıda Marx'ın meşhur bir sözü var ya, dünyanın bütün işçileri birleşin, zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz bir şey yoktur diye. Ben de şu çağrıyı yaptım, bunu daha önce Avrupa Konseyi'nde de yapmıştım. Dünyanın bütün demokratları birleşin. Dünyanın bütün demokratların birleşmesi lazım. Baskıcı yönetimlerden dünyanın kurtulması lazım. Çünkü baskıcı bir yönetim sadece kendi ülkesi için değil, dünya için sorun olabiliyor. O zaman evet. demokrasiden daha güzel bir şey yok. Demokrasiyi getirelim, bütün dünyaya gelsin demokrasi. Demokrasinin olduğu yerlerde insanlar düşüncelerini rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Sorunlar varsa sorunların çözümü konusunda düşüncelerini ifade edebiliyorlar. Sonunda gidiyorsunuz vatandaşın oyuna başvuruyorsunuz, vatandaştan destek alıyorsunuz, o destekle tekrar geliyorsunuz. Siyasi partilerin devlet olmak için iktidar olmaları gibi bir düşünceden vazgeçmesi lazım. Siyasi partiler var olan devleti, kurumlarıyla, liyakatiyle var olan devleti 5 yıl süre için halktan aldıkları yetkiyle gider yönetirler. Yoksa devlet olmak için, devletin kurumlarını kendisine benzetmek ve o devletin kurumları beni nasıl sürekli iktidarda tutar diye bir arayışın içine girmek, Türkiye'yi geriye götürür. Demokrasi açısından da geriye götürür. Hukuk açısından da geriye götürür. Eğitim açısından, her şey açısından geriye götürür. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Yani bu noktadan Türkiye'nin demokrasiyle üretimde çıkması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı da neoliberalizm yıkılıyor, yeni dünya düzeni kurulacak diyor ama buna karşı somut öneriler konusunda fazla bir şey duymamıştık. Ben o İslami ekonomiye vurgu yaptım. Yani benim anladığım kadarıyla samimi olarak söylemek gerekirse faizsiz bir dünyadan söz ederek öyle bir İslami ekonomiden söz ediyor. Şu Allah'ın hikmetine bakın ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük faizi ödeyen de o. Ben değilim. Yani öyle. En düşük faizde kapitalist ülkelerde. Evet, en düşük faizde kapitalist ülkelerde yani. Efendim evet. Son olarak vaktimiz doldu. Bu varlık fonu çeşitli partiler tarafından da tekrar gündeme getirildi. Siz ne yapacaksınız varlık fonunu? Varlık fonunun parlamentonun denetimine açık olması lazım.
Sayıştay'ın denetiminin açık olmasına. Karşı değiliz yani. Bir fon kurulmuş. Bunun da kendine göre bir işlevi olabilir. Buhran'da da katkısı olabilir. Bakın hiç asla ön yargılı değilim. Ama oradaki bütün mal varlığı bu milletin mal varlığıdır. Yani bankasından tutun şirketine kadar, üretim yapan şirketlerine kadar, hizmet üretimi dışındaki bütün bunlar bu milletin malıdır, halkın malıdır. Dolayısıyla bunun sağlıklı, tutarlı bir denetimi açık olması lazım. Ayrıca gelip parlamentoda belli aralıklarla bununla ilgili bilgi verilmesi lazım. Nedir, ne değildir, neyin nesidir, ne kadar hangi işlevler gördü, ne kadar borçlandı, kimlerden borçlandı, borçlandığı faizler nedir, bu paralar nerelere harcandı, hangi kaynaklara harcandı, bunu bilmiyoruz bu konuda. Bilgimiz yok. Bunları açmamız lazım. Yani varlık fonuna gelir gelmez hemen kapatacağız demiyorum ama varlık fonunu önce kamuoyu açacağız. Neden hemen önce bunu yapacağız? Çünkü bütçenin hazırlanması ve yeni bir bütçenin yapılması biraz zamana ihtiyaç gösterir. Tabii. O bütçeyi açacağız. Varlık fonunu bütçenin içine alacağız. Bütün kamu kaynaklarını oraya alacağız. O kamu kaynakların tamamı Sayıştay tarafından ama uluslararası standartlara göre. Buhran'dan çıkışın 5. maddesi o. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır diye. Dolayısıyla kamu harcanacak. Yani ben bir para harcıyorsam benim de birisi gelip beni denetlemesi lazım. Ben denetimden münezzeh olan bir insan değilim yani. Vatandaşın parasını harcıyorum. Nereye harcadığımı, ne zaman harcadığımı benim vatandaşa hesabını vermem lazım. Şu algıyı da yerleştirmemiz lazım. Dürüst siyasetçi vatandaşına hesap vermekten onur duyan siyasetçidir. Böyle bakmak lazım yani. Evet. Bu mesela işsizlik oranları açıklanıyor, enflasyon oranları açıklanıyor. Bu bağlamda hani kurumlara güvenebilir miyiz? Siz mesela arka planda hani şu kadar TÜİK gibi mesela hani siz liyakatin Elif Hanım, liyakatin olmadığı yerde devletin verdiği bütün rakamlara güven duyulmaz. Doğru bile verse güven duyulmaz. Maalesef evet. Yani sorunumuz oradan çıkıyor yani. İşin uzmanını getireceksiniz oraya. Şimdi getirdiniz şimdi bir güreşçi. Doğru, güzel. Güreşçimiz. Uluslararası madalya almış. Baş tacı etmişiz. Bayrağımızı göndere çekmiş. Onunla onur duymuşuz. Allah aşkına banka yönetimiyle ne ilgisi var? Ha diyorlarsa ki efendim çok başarılı bu kişi. Biz zaten güreşçilerden seçiyoruz bankacıları. O zaman bunun hakkı Merkez Bankası Başkanı'dır. Evet. Uluslararası madalya almış. Yani uluslararası madalya almış. Altın madalya almış. Bayrağı çekmiş göndere. O zaman eğer bankacı olacaktır mutlaka bizim ilkemiz budur. O zaman en iyi güreşçi budur. Merkez Bankası Başkanı yapın o zaman. Yani liyakati yok edersen devleti yok edersiniz yani. Benim duyduğum en temel endişe bu. Devlet yok ediliyor yani. Programın başında siz hani tek kişi karar verdiği için bu krizleri yaşıyoruz evet. dediniz. Burada o zaman şunu mu söylemek istiyorsunuz? Aslında bugün ekonomiyi yöneten kişinin çok da bir etkisi yok. Yani elbette etkisi olarak... yok. Yani şimdi bütün kararlar bir kişiye danışılarak alınıyor. Temel sorunumuz o yani. Ben az önce rahmetli Özal'dan söz ederken yani kaç kişiyi çağırdığını, yanında danışmanlarıyla beraber oturup konuştuğunu, pek çok karardan vazgeçtiğini, bazı kararlarda da ısrarcı olduğunu, evet. az önce emlak vergisi örneğinde de verdim. Şimdi devlet böyle ya, istişareyle yönetilir yani. Ama istişareyi yapacak kişinin de işinin ehli olması lazım. Yani bana doğru bilgi vermesi lazım. Evet. Bakın bir şey daha anlatayım. 15 Temmuz'dan sonra saraya gittim. Ortalık toz duman. Bir sefer gittim hayatımda saraya gittim. İlk gündeme getirdiğim konulardan birisi ilk madde liyakattı. Siz devlette liyakati yok ettiniz dedim. Ben dedim daire başkanıyken başbakanla tartışırdım. Daire başkanıyken. Binali Bey atıl dedi ki kararları siyasi verir. Elbette dedim kararı siyasi verir. Ama yanlış karara ses çıkarmazsam yarın siyasinin aldığı karar yanlış ve bedelini öderse efendim siz yanlış yaptınız dediğim zaman bana dönüp şunu soracak. Kardeşim yanlış değilse niye bana zamanında söylemedin? Ben zamanında söylerim. Ha karar ona aittir. Yapar veya yapmaz. Siz bu mekanizmayı yok ettiniz. Not aldı Sayın Erdoğan. Tam tersini yapmaya aynen devam etti yani.
Yani bu süreçle devam ettiği zaman, gerçi bir ara cümlede kullandınız ama Türkiye mevcut şu anki tarzda devam ettiği zaman önümüzdeki yıl veya bir sonraki yıl Türkiye'yi nasıl bir durum bekliyor? Bugün zaten çok daha kötü bir tablo. Yani eğer sağlıklı ve tutarlı karar almazlarsa, hukuku geliştirmezlerse, üretime gerekli önemi vermezlerse, ben dış borçla ancak ayakta dururum politikasını sürdürürlerse, dış borç bulamayacakları bir anda çökerler. Bugün geldiğimiz nokta budur. Gidip yalvarıyorlar bize borç para verin diye. İşte varlık fonunu kurdular. En sonunda işte devletin kurduğu, cumhuriyetin kurduğu şeyler. Rehin vererek biraz para bulmaya çalışıyorlar. Katar'dan bir kısmen swap üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama deniz bitmiş vaziyette yani. Deniz bitmiş vaziyette. Dolayısıyla bu saatten sonra oturup vatandaşla, ya biz yanlış yaptık arkadaş. Ama bundan sonra şu kararları alacağız. Bu kararları aldığımız zaman bize muhalefet de destek versin. Veririz. Çünkü söz konusu olan Türkiye. Çekim, bunları boşuna mı açıklıyoruz efendim? Avrupa Birliği sürecinde, yani 2002 ile 2010 arasında Avrupa Birliği sürecinde hükümetin getirdiği reform yasalarına Cumhuriyet Halk Partisi destek verdi. Hepsine destek verdiniz. Taha Bey, şunu da ifade edeyim. Sadece CHP destek haksızlık olur. Tabii. Parlamentodan bu yasaların tamamı oy birliğiyle çıktı. Evet. Yani aslında meclis doğru kararlara oy birliği sağlayabiliyor. Çünkü orada Türkiye'nin çıkarları var, menfaatleri var. O zaman gidiyor ve onu oy birliğiyle kabul edebiliyor yani. Bu mesela Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, siz satır aralarında söylediniz ama ben net bir şekilde de sormak isterim bunu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de bugünkü işte ekonomik krizin, işte ekonomik krize, ekonomiye olumsuz etkilerinden hep bahsediliyor. Siz mesela bunu net bir şekilde, yani evet bu hükümet sistemi zaten var olan, işte geliyorum diyen krizi daha da derinleştirdi diyor musunuz? Evet. Bu sistem kişiye özgü oluşturulmuş bir sistem. Dünyada böyle bir sistem yok. Hiçbir ülkede yok ama. Hiçbir ülkede böyle bir sistem yok. Türk modeli diyorlar. Böyle bir Türk modeli yok. Tarihe baktığınızda böyle bir Türk modeli de yok. Yani ister Mete Han'dan alın, bu yana kadar Osmanlı'ya bakın, Selçuklara bakın. Böyle bir şey yok yani. Bu dediğim gibi bir kişinin egolarına parlamentonun teslim olması ve ona siyasal destek veren siyasal partinin teslim olması sonucunda ortaya böyle bir ucube sistem çıkmış. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor. Ekonomik açıdan felakete götürüyor. Şunu söylüyordu Erdoğan: bana oy verin, göreceksiniz faiz ne olacak, göreceksiniz dolar ne olacak, Türkiye uçacak. Evet, Türkiye uçuyor. Yokuş aşağı. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz. Burada madem başkanlık sistemi tekrar gündeme geldi, ben size parlamento ile ilgili sormak isterim. Siz hem bu iktidar zamanında parlamenter sistemdeki parlamentoyu gördünüz. Evet. Hem yine bu iktidar zamanında başkanlık sisteminde, cumhurbaşkanlığı sisteminde parlamentoyu gördünüz. Parlamento nereden nereye geldi? Parlamento şu anda vesayet altında. Ben parlamentonun askeri darbeler döneminde de vesayet altındaydı. Ben 20 Temmuz'dan sonra bir sivil darbe olduğunu Türkiye'de ve yine parlamentonun vesayet altında olduğuna inanıyorum. Ve bunu da her ortamda dillendiriyorum. Bu vesayet döneminden, sürecinden Türkiye'nin çıkması için demokratik parlamenter sisteme ihtiyacımız var. Bu da nasıl olacak? Darbe hukukundan arınmış bir hukuk sistemine ihtiyacımız var. Yani 12 Mart'ta, 12 Eylül'de veya daha sonra kanun hükmünde kararnamelerle demokrasiye aykırı, hukuk sisteminde insan haklarına aykırı olan bütün düzenlemelerden bizim hukuk sisteminin arınması lazım. Ve biz buna darbe hukukundan arınmış bir anayasa, darbe hukukundan arınmış bir seçim sistemi. Bakın Taha Bey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçim sistemi kadar demokratik bir seçim sistemi bile bize yeter. Orada isimler var. Vatandaş gidip istediği isme oy veriyor. Hatta karşı partiden beğendiği bir insan varsa ona da oy veriyor. Yani diyelim ki oraya İbrahim Bey aday. Ben İbrahim Bey'i çok seviyorum ama onun partisine destek vermiyorum. Ama onun listesinde gidip İbrahim Bey'i işaretleme hakkım var. Bu demokrasi niye bizde olmasın? Biz bunu
bir şekliyle değiştirmek zorundayız. Kendi irademizle değiştirmek zorundayız. Ben şuna inanıyorum. Türkiye bir sürecin içine girdi, bir değişim sürecinin içine girdi. Önümüzdeki süreçte, asla umutsuz değilim, önümüzdeki süreçte biz siyasi partiler hiçbir vesayet altında kalmadan, hiçbir baskı altında kalmadan kendi anayasamızı yazacağız. Kendi hukuk sistemimizi demokratikleştireceğiz ve darbe hukukundan arındıracağız. Avrupa Birliği neyi uyguluyorsa biz de aynısını yapacağız. Demokratik standartlarımızı yükselteceğiz. Medya özgür olacak. Özgür olması lazım medyanın. Bizi eleştirdi diye kimsenin üzerine baskı kurmayacağız. Meclisin denetim yetkileri genişleyecek. Biz bakın milletin vekilini millet seçsin diyoruz. Milletin vekilini lider seçiyor. Vatandaş gidip sadece pusulanın altına mühür basıyor. O kadar yani. Sayın milletin, Başkanım. Milletvekili seçmiyor. Burada bir sorun var. Şöyle sorun var. Sayın Berat Albayrak dedi ki, ülkelerin kalkınması gelişmesiyle ilgili sizin konuşmalarınızda birçok yerde de o örneği verdiniz. Hukuk, adalet, demokrasi bu gelmesi. Ama Berat Albayrak dedi ki, bu dedi gerek yok dedi. Demokrasiye, hukuka, adalete filan bunlara gerek yok. Ekonominin iyi olması için. Dolayısıyla ortada bir yabancı yatırımcının bir ülkeye gelmesi için. Çin'le ilgili olarak söyledi. Çin örneğini verdi burada. Evet. Ama böyle bir gerek yok dedi. Yine işte devletin kurumlarından herhangi birisinin açıklaması vardı. İşte fakirlik insanı Allah'a daha fazla yaklaştırıyor filan. Bütün bunları topladığımız zaman gerçekten demokrasiyi istemeyen ve fakirlikle beraber giden bir ülke mi olacağız? Bu açıklama çerçevesinde yani sözlerinize devam ederseniz. Şimdi Berat Bey'in hangi birikimi var? Tek özelliği var, Erdoğan'ın damadı olması. Ben ekonomi konusunda bile yeterli bir ekonomi kültüre sahip olduğuna inanmıyorum. Yok yani öyle bir şey. Çünkü bugüne tipik bir örnek vereceğim. 15 istihdam paketi açıkladı. 15, bir değil, iki değil, 10 değil, 15 istihdam paketi açıkladı. 15 istihdam paketinin sonucunda bu noktaya geldik. Bir istihdam paketi açıklayıp sonucu yakalamayabilirsiniz. Ben bunu anlayışla karşılarım. Beşini hadi diyelim daha toleranslı olalım. Beşini açıklarsanız yaklaşırsınız biraz. 15'ini açıklıyorsunuz tam tersi bir sonuç çıkıyorsa Berat Bey normal bir demokraside Berat Bey'in o koltukta oturmaması lazım. İstifa etmesi lazım. Ben bunu beceremedim diye. 2,5 milyon istihdam sözünü ben vermedim o verdi. 2,5 milyon yeni istihdam alanı, 2,5 milyon ek işsiz çıktı ortaya. Nasıl bir politikadır bu? Taban. Eksiyi unutmuştu orada. Evet. taban tabana zıt. Onun için hani damat kayınpeder kafa kafaya vermişler, memleketi yönetiyor. Olmaz böyle. Böyle bir devlet sistemi olmaz. Ya bari tarih diyorsun, Osmanlı'ya bak ya. Padişah var ama vezir-i azam var yani. Başbakan var. Yani bakanlar var, vezirler var, enderun var. Ya bunların tamamını yok ettik. Bir kişiye özgü ayrı bir sistem kurduk. O da Türkiye'yi felakete götürüyor. Yani Allah bu milleti felaketten kurtarsın diyoruz. Başka ne diyoruz? Ama bunu yapacak olan da milletin kendisi. Şimdi gördü, vatandaş gördü. Ya bu sistemin olmadığını, zaten bütün anketlerde bu sistemden vatandaşın memnun olmadığını gördü. Şimdi iş gene politikacılara düşüyor. Düzgün politikacılara, ülkesini seven politikacılara, çıkar peşinde koşmayan politikacılara, Amerika'da dünyalığımı edinirim diye gökdelenler dikip bilmem Muhammed Ali'nin çiftliğini almayan politikacılara, kendi ülkesine, kendi insanına hizmet eden politikacılara ihtiyaç duyuyor. Bunu seçecek olan da millet. Ve milletin de bizim samimi olduğumuza inanması lazım. Bizim milleti inandırmamız lazım. Yani evet ben bunu samimi olarak yapacağım dememiz lazım yani. Biz bunu yapıyoruz bakın. Belediyelerde başladık bunu. Bütün belediyelerimiz emin olun bir tarihi yazdılar. Bütün baskılara rağmen yazdılar. Hepsine tek tek 7 maddelik şey verdim. Duvara asacaksınız dedim 7 maddeyi. Her sabah bakacaksınız o 7 maddeye. Harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz.
sizin bulunduğunuz yerde bir tek çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Güzel bir yoksulluk envanteri yapacaksınız. Kime yardım yapacağınızı bileceksiniz. Bütün bunların hepsini yaptık. Güzel bir çalışma yapıyoruz aslında. Bunu inşallah Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye'de yapacağız. Bu memlekette herkes gülecek. Bakın çok ufak şeylerden o kadar büyük kavgalar çıkardık ki bunları bir tarafa bırakmamız lazım. Herkesin inancı başımızın üstüne, herkesin kimliği başımızın üstüne. İnanç ve kimlik zaten siyasete konu olmaz. Olmaması lazım yani. Yaşam tarzı siyasete konu olmaması lazım. Onun karnı tok mu aç mı ona bakacak. Siyasetin derdi budur yani. Ülke büyüyor mu küçülüyor mu siyasetin derdi budur. Çiftçi üretiyor mu üretmiyor mu? Ürettiğinin hakkını alıyor mu almıyor mu? Buna bakacak yani. Bakın biz şimdi kooperatifleşme yapıyoruz. Büyük şehirlerin olduğu bütün yerlerde çiftçinin ürünü şimdi ihalesiz alabiliyor. Çiftçinin ürünü alıyor. Çiftçi zarar etmiyor. Ne oluyor? Çiftçi hem o tarlada kalıyor, köyünde kalıyor, hem para kazanıyor, kentin varoşlarına gelip sürünmüyor en azından. Biz bunu yapıyoruz ve bunu en küçüğünden en büyüğüne belediyelerimiz yapıyorlar. Özellikle de küçük yerlerde kadın kooperatifleri. Bakın Merzifon örneğini vereyim. Belediye başkanımız bir kadın kooperatifi kurmaya çalışıyor. Tabii kooperatifçilik deyince akla komünizm geliyor. Bunlar komünistler falan. Ya yok bak bir araya geleceksiniz, üreteceksiniz, para kazanacaksınız. Bu para sizin. Ben de sizden satın alacağım. Bir grup kadın tamam diyorlar gelip kooperatif kuralım. Kuruyorlar. Diğer kadınlar bakıyor. Evet ya bu kadınlar... Evlerde daha çok para geliyor. Kocasının eline bakmıyor. Gelir elde ediyorlar. Bir de çalışıyorlar. Kazanıyorlar bir de. Ya biz de üye olabilir miyiz? Tabii üye olabiliriz. Herkes üye şimdi. Dolayısıyla işin iyi yüzünü, başarısını gösterdiğiniz zaman insanlar geliyor zaten. Bunu yapmak lazım yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar davetimizi kabul ettik. Sağ olun efendim. Programımıza katıldığınız için. Yani biz de Karar Gazetesi olarak en azından ekonomi gibi bütün evet. Türkiye'yi, bütün bir toplumu ilgilendiren bu can yakıcı sorun üzerine konuşup belki bir çözüm yolu siz de evet. öneriyorsunuz. Bu sorunun sebeplerini konuşmak istedik. Bu programa devam edeceğiz. İlk program konuğumuz sizdiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sorunuz biz de teşekkür yok herhalde ediyoruz. Değil mi? Hayır, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Efendim diğer parti liderlerine de karşılaşacaksınız. Benim saygılarımı iletirseniz ayrıca mutlu olurum. Sağ olun. Ben de onların ekonomi konusundaki görüşlerini büyük bir dikkatle dinleme imkanım olursa dinleyeceğim. Yoksa metinleri okuyacağım. Şimdiden bir izleyicimiz var yani. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Evet, bir programımızın sonuna geldik. Liderlerle birlikte ekonomiyi konuşmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. İkinci programımız Cuma günü yine aynı saatte saat 14'te bu kez Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu program konuğumuz olacak. Yine İbrahim Kahveci olacak. Sayın Taha Akyol bizlerle birlikte olacak. Cuma günü görüşünceye kadar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu arada YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayın.